Hello, lastikler. Cemal inanılmaz bir sandviç yapmış. Doğum günü hediye. Saçmalık. Hello, lastikler. Şimdi bugün daha gün değil, gece. Şu an saat kaç Cemal? Saat 5, sabah 5. 3'te uyandık. 3'te mi uyandık? Aşırı abartı erken uyanmışız. Neyse işte havalimanına geldik falan filan. Şu an havalimanındayız ve nereye gidiyoruz? Brüksel'e gidiyoruz. Brüksel'de aslında Brüksel'de daha önce gitmiştik ve bir gün geçirmiştik ve çok boring o bir şehir gibi gelmişti. O yüzden aslında Brüksel'e gitme amacıyla gitmiyoruz. Roma'ya gitmek istiyorduk ama Roma'ya olan şeyler aşırı pahalıydı, uçuşlar. O yüzden önce Brüksel'e gideceğiz. Brüksel'den Gent'e gideceğiz. Gent'te bir gün gezeceğiz. Sonra gece Brüksel'e döneceğiz. Çünkü Brüksel'le Gent arası zaten 40 dakika falan filan. Neyse işte sonra da Roma'ya uçacağız gece. Ve 3 gün Roma'dayız. Ve biliyorsunuz bugün benim doğum günüm. Ve önümüzdeki birkaç gün işte Roma'da takılmayacağım. Pazartesi sabahı döneceğiz. Böyle aşırı heyecanlıyım. Roma'ya gitmeyi hep aşırı istemiştim. Ama hiçbir türlü gidememiştim. Hep aksilikler çıkmıştı. Aşırı mutluyum Roma'ya gideceğim için gerçekten. Ama şu an çok uykum var. Ve sandviç harika olmuş Cemal. Nasıl yaptın bunu? Gizli malzemeyi kullanarak. Ne? Kapat artık. Söyleyemem. Gizli işte. Yes, uçağın biniş vakti. Brük köprü demek, sahip köprü selamış. İlk kez böyle bir şey duyuyorum. Sel çok su demek. Yani köprünün altından çok sular geçti. Öyle değil canım. Tarz bu. Stil. Şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Brüksel'den Gent'e gidiyorduk aslında trenle. Sonra dedik ki Brüj acaba daha mı güzel? Ve ikisini tek bir günde gezebilir miyiz? Aşırı. İşte ben dün bir tane Belçikalı arkadaşımla konuşuyordum. Dedim ki Gent'e gideceğim. O da sonra kusmuk işareti. Şaka. Hayır. Tamam. Öyle yapmadı. Hayır. Sadece böyle hani anlam veremediğini hissettim. Hatta hiç Gent hakkında bir şey bilmiyormuş falan. Şimdi kahve içiyoruz. İşte böyle doğum günü kutlamaları devam edecek. Bütün gün maalesef patates, waffle böyle şeyler yenilecek. Brüksel'de böyle işte derme çatma bir yer. Benim evden hazırlayıp getirdiğim sandviçleri yiyeceğiz. Malum kriz zamanı. Ekonomik olmak gerekiyor. Evet. Umarım güzeldir. Hello, şu an Gent'e geldik dostiklar. Şu an karşıdan karşıya geçiyorum. Vlog çekmek için harika bir an. Bakalım Gent'te neler varmış. Nasıl yerel lezzetlere rastlayacağız? Domino's. Buraya Belçika'ya tamamen patates yeme amacıyla geldik. Başka bir amacımız yok. Cemal şimdi yoldan geçiyorduk uğrayalım dedik. Aynen bu arada aslında geçiyorduk uğrayalım dedik. Trende dedim ki Cemal'e. Cemal bak çaktırma. Gent'ten Brüj'e zaten yarım saat daha parasını ödemeden oturalım trende. Sonra Cemal kabul etmedi benim bu sahtekarlık teklifimi ve indik. Yeni bilet de almak istemedik ve alacağız yani birazdan da. İşte böyle. İşte biz de bayağıdır arıyorduk o kapı nerede diye. O kapı buradaymış. Arkana bak be Allah aşkına. Allah aşkına arkana bak. Kim gülüyor bana be? Herkes. Niye bana kim gülecek ya? Anca özenirler. Tarzım mükemmel. Cemre pazartesi günü müdürüne ne yalan ya, söyleyecek? Hayır bunu koymayacağız asla YouTube'a. Çok kötüsün. Nereden anlayacak be? Ya come on. Türkçe bilmiyor bir şey bilmiyor. Cemal bu Gent'i beğendin mi? Bu Gent'e veda. Aşkım en güzel neydi o şarkı ya? O şarkı neydi? Bu da işte. Yağmurları da getir.
Uyandır. Şey değil mi bu, bir dakika ya? Neydi söyleyeyim? Annenin sevdiği grup neydi ya? Gente. Bir daha gel. Yağmurları da getir. Buralar neymiş hiç bilmiyorum. İşte kiliseler falan var. Ama giriş ücretliymiş, o yüzden girmeyeceğiz. Zaten burada aşırı az vaktimiz var. Böyle katedraller, kiliseler, güzel binalar. Ay az kalsın tramın önüne atlayıveriyordum. İşte tramlar bu şekilde. Böyle tatlış küçük bir Avrupa şehri. Aa geçelim. Aa, medeniyet be. Tram bile durup yol var. Şaşır. Medeniyet be aşkım, tram duruyorlardı. Yok mu kokusu yani? Şehirde gerçekten genel bir waffle kokusu var. Ben ara ara da gerçekten patates kızartması. Mesela patates nasıl fritesciymiş yani, rice. Tatlı bir şey lan genç. Bence bir kısmadan güzel. Sence Cemal? Evet. Böyle huzurlu ama aşırı da sakin değil. Yani gayet sokaklar baksanıza kalabalık ve bugün kaç günlerden ne? Perşembe sabah daha saat 10 falan. Su ve kola alacaktık. Artık Alman'a dönüştüğümüz için sabah 10'da bile canımız kola çekiyor. Çok sağlıksızız bu arada. Bu kadar çok penceresi var. Ne kadar ilginç bir yapı. Aşkım bu kalenin hikayesi ne? Burada bir tane Moni diye bir tane şey yaşamış, prenses. Yapmadım. Ne oldu? Şimdi çocuklar kaledeyiz. Kalenin adı neydi? Grovenstein. Tabii ki paralı olduğu için girmeyeceğiz. Price neymiş? 10 euro falan. Tabii ki de girmeyeceğiz. 12 euro. Saçmalık. Cemal'cim. Buranın hikayesini anlatabilir misin? Evet. Şimdi burada bir tane kral yaşamış. Hı hı. Bu kralın adı G'ymiş. Hı hı. G. Hı hı. G-E'ymiş. Hı hı. Bu kral halkına çok zulmedilmiş, tamam mı? Böyle onlardan vergileri toplayıp böyle şehrin merkezine bir tane kale yaptırmış. Neyse halkın gözü önünde işte onları eziyet ediyormuş falan. Hiç sevilmiyormuş bu. Halk bir gün dayanamamış ve isyan etmiş. Ve bu kralı tahtından indirmiş, tamam mı? Sonra hani G, hani G-ing, hani kötü bir şey artık. Kralın adı G yani. Hani bazen öyle insanlar şakalar yaparlar ya, G-ing, hani G-ing yapma gibi hani. İngilizce'deki o not anlamında G-not, hani Gent, hani is, isn't vardır ya. Gent olarak bu şehrin adı öyle doğmuş. Diye bir duyum aldım. Bana öyle bir bilgi geldi. Kim verdi ki bu bilgiyi, açıklayabilir misin? Söyleyemem. Gizli bilgi, herkes bilmez. Yerinde ve zamanında konuşanlar. Maalesef arkadaşlar, bu hikayenin doğru olduğuna inanıp inanmamayı sizlerin vicdanına bıraktık. Ve de burası işte öyle bir kale yani. Şey, Wikipedia'da vallahi bakınca da şey diyor işte, normal kale olarak kullanılmış. Sonra işte mahkeme olarak kullanılmış, cezaevi olarak kullanılmış. Ne zamandan beri bu kanalın amacı böyle bir şey. Gezdiğimiz yerler hakkında doğru bilgiler vermek. Aynen arkadaşlar. Oha, böyle bir konseptimiz mi olsun? Aha, yanlış bilgi. Bak, gezdiğimiz her yer hakkında yanlış bilgiler verelim. Yanlış olduğunu kim söyledi? Hayır yani ben neden bilgi verici içerik üretmek zorundayım ki? Değilsin abi, kimse zorlamıyor seni. Burada bence binalar böyle yani, mimariler çok hoş, mimarisi binaların. Ve böyle aslında doğayla iç içe bir şehir. Yine böyle Belçika ve Hollanda şeylerinde bildiğimiz üzere böyle genel aşırı fazla şey var. Bisiklet kullanımı yaygın bence. Çok bebeksi bir şehir ya. Beğendim. Ama gerçekten eğer böyle günümüze gezmeyi falan sevmiyorsanız yarım günde gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Brüj'e gidiyoruz. Doğum gününü uyuyarak geçirdi. Evet, neredeyiz?
Bruges'e geldik. Bu arada Bruges diye okudu şey. Tren'de otomatik sessiz. Bruges diye mi okunuyor ya? Bilemedim. Bırak. Neyse ben Bruges diyeceğim. Bence Bruges diye okunmuş. Bırak. Bırak. Bruges'e geldik. Şimdi şey avına çıktık. Patatesçi avına. İşte biliyorsunuz ki buralarda böyle Belçika, Hollanda falan filan bu patates kızartmaları meşhur. Yanına işte böyle külah gibi kocaman veriyorlar. İstediğin boyda seçiyorsun. Yanına istediğin sosları alıyorsun. Ekstra para ödeyebiliyorsun. Pamplon. Ve çok acıktık ve onlardan istiyoruz. Sonra çikolatalı waffle yemek istiyorum pamplon. Tamam yemek yemeye gelmişim gene hayata. Öyle. Burada aslında 5 saatimiz var sadece ama güzelce yürüyeceğiz. Sokaklar falan çok güzel. Nasıl gidiyor doğum günü? Doğum günüm güzel gidiyor. Yolculuklu, gezili. Şimdi bol bol bir şeyler yiyeceğiz karbonhidratlı. Uzun bekleyişlerin sonunda. Sonunda bu yaşan... Aaa. Pantolonundan bir şey olmaz. Yes. Gerçekten de large'mış bu arada. Şimdi şöyle bir çikolataya geldik. Bruges'de. Bakın böyle çok ilginç çikolatalar var. Yapılanlar. Bu kadar güzel çikolata kokuyor ki. Bayılırım, bayılırım, bayılırım. Keşke denem. Türseler bedava böyle bir şey var mı acaba? Çok mu? İyi. Şundan ister miyiz? Hayır. Kutuyor, tartımları çok saçmaydı ya. Dünyanın her yerinde kazıklanmaktan artık çok yoruldum. Bu ne? Şimdi çikolata yemece. Çikolata yemece. Çikolata yemece. Ben mi? Ben mi? Bu kadar da para verdik ya. Yeşil. Burası böyle bir meydan. Lastikler. Güzel bir meydan. Ben keyif aldım. Böyle Tallinn'e... Nedense Tallinn vibe'i verdi bana bu şehir. Bruges. Anladık. Tallinn'e de gittin ya. Bravo. Başka ne vibe'i vermiş olabilir? Birden 20'ye kadar sıralar. Dişinde çikolata kalmış. Özür dilerim. Tamam. Niye özür dileyim ki bunun için? Waffle'a bakın ya. Aşırı güzel sıcacık. Çok iyi kokuyor vallahi. Şaka şaka yemin ederim. Trendeyiz Asker. Bruges'den Brüksel Havalimanı'na doğru ilerliyoruz. Sonra Roma uçağımıza bineceğiz. Nasıl başkan sence şey? Belçika turumuz. Bruges'i beğendim. Gent. Bir şey demiyorum. Aramızda Gent'te varlar vardı belki. Bence çok güzel bir gündü. Bruges'i aşırı beğendim. Çok çok güzeldi. Bir sürü böyle, gerçekten böyle minnoş bir şehir. Old town havası var hep böyle. Eski binalar, mimarisi çok güzel. Böyle hava çok güzeldi. Tam bir bahar havasıydı. Çok canlı. Böyle aşırı turistik ya da kalabalık bir şehir değil ama çok canlı bir şehir. Avrupa şehirlerinde insan bazen onu özlüyor. O mutluluğu. Başka işte çok beğendim orayı. Şimdi Roma için aşırı heyecanlıyım. Sonra Roma'yı gezeceğiz birlikte. Hoşçakalın dostlar.